Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala Resulina ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dinleyenler, yine bir kavramlar programında sizlerle beraberiz. İnşallah bu hafta da yine programımızda geçen haftadan devam ede geldiğimiz atalar dini kavramı üzerinde durmuştuk. Konuyu daha çok Kur'an-ı Kerim'deki ayetler zaviyesinden ele almış, incelemiştik. Ee, yine bu sefer e, meseleyi biraz daha lugavi anlam itibarıyla mahiyeti üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Ve ardından inşallah bu konuda, yani ön öncelikle hurafe ve e, mahiyetiyle ilgili açıklamaları yaptıktan sonra da e, örneklemelerde toplum içerisinde yaşadığımız hurafe örnekleriyle inşallah programımızı devam ettireceğiz. Evet atalar dini kavramıyla yakından alakalı bir kavram da hurafe kelimesidir. Hurafe kelimesi dinde olmadığı halde dindenmiş gibi uydurulup anlatılan hikaye ve rivayetlerle verilen ad olarak tanımlanıyor. Bu çeşit rivayet ve hikayeler tabii ki tümüyle uydurma e, rivayetler ve bilgiler hatta bir kısmı saçma sapan olduğu halde tarih boyunca dine mal edilmiş dini bir kılıfla pazarlanmış sunulmuşlardır. Zaten bir konuyu dini diye sunduğunuzda e, alıcısı fazla olur. Yani hele ben Müslümanım diyen ve bir de onların hayatını kolaylaştıran ve kendilerince basit bir din anlayışıyla, yani hemen küçük bir şeyle büyük mükafatlar elde eden tarzda hurafelerse, onlara zaten itibar gerçekten çok büyüktür. Bunun ne kadar büyük olduğunu, hurafe merkezleri diyebileceğimiz bu türbeler veya benzer yerlere gittiğinizde, orada yapılanları gördüğünüzde benim de demek istediğim çok daha net anlaşılacaktır. Evet. Hurafe kelime olarak normalde bir insanın adı olarak bize geliyor. Bilgi böyle. Asla astarı olmayan hikayeler anlatan birisinden bahsediliyor. Dolayısıyla bu hurafenin anlattıkları, hurafenin de uydurdukları, hurafenin yine çıkardığı bu söylentiler zamanla bu tür bütün uydurma rivayetlerin ortak adı olarak isimlendirilmiş ve zamanımıza kadar böyle gelmiş. Hurafeler dilden dile veya kitaplar aracılığıyla anlatılan rivayetler, bilgilendirmeler. Bunların normalde sağlam bir asılları yoktur. Bunlar genellikle uydurma şeylerdir. Kulaktan dolma, dini hiçbir değeri olmayan, dinden temeli de olmayan şeylerdir. Tabi bunu sunarken yine biraz evvel söylediğimiz gibi dini bir motifle yani dine mal edilerek anlatılınca alıcısı çok oluyor malum. İşin önemli bir yanını oluşturuyor bu. Hurafeler tabii ki sadece hikaye olsa üzerinde durmayız. Yani hikaye tarzı şeyler olsa üzerinde durulmaz fazla. Fakat e, bunlar hikaye ve masal her yerde her zaman anlatılan yazılabilen şeyler, şeyler olduğu için bu noktada pek fazla yerde işgal etmez, zihin de işgal etmez. İnsanları saptırma özelliğine de sahip değildir. Hikayedir der insanlar geçer yani uygulamada da yapmaz. Ancak uydurma ve yanlış oldukları halde bunlara dini bir maske takıldığında bu dini maskeyle birlikte sunulduğunda, pazarlandığında yani buna İslami bir kılıf giydirildiğinde işte o zaman iş değişiyor. O zaman alırıcısı oluyor. O zaman yaygınlık kazanıyor. Ve Müslümanların e, saf inançları bu şekilde bozuluyor ve Müslümanlara zarar veriyor. Tabii ki hurafe'nin yaygınlaşması veya yer edinmesinin zemininde e, muhataplarının e, cehaletinden. Tabi bu cehalet bilgisizlik kastıyla söylediğimiz bir kavram, bu anlamda söylüyoruz bunu. Yani dini bilmemekten kaynaklanan e, dini anlamda referanslar e, referanslara sahip olmayan insanlar bu duyduklarını dini olarak bir ritüel, bir davranış, bir ibadet şekli olarak algılıyorlar ve ondan sonra da bunlara itibar ediyorlar. Tabii ki bu itibar onlarda uygulama zemini bulmuş oluyor ve ardından da toplumda çok hızlı bir şekilde yayılıp neşv nema bulabiliyor. Ve bakıyorsunuz bu uygulamaların bir kısmını Zerdüştlük'teki bir takım dini uygulamalarda temelinin olduğunu görüyorsunuz. E bir bakıyorsunuz bir kısmının Yahudilikten geçme olduğunu görüyorsunuz. Bir kısmının Budizm'den geçme olduğunu görüyorsunuz. Bir kısmının Hristiyanlıktan geçme olduğunu görüyorsunuz. Bir kısmının Mecusilikten, bir kısmının Şamanizm'den geçme şeyler olduğunu görebiliyorsunuz. Ve insan e, taaccüp ediyor. Tabi toplumdaki insanlara biz bunun yanlış olduğunu, bunun hatta kaynağının da bu i̇şte Budizm, Zerdüşlük veya Mecusilik veya Yahudilik, Hristiyanlık kaynaklı olduğunu söyleyince de ya ben bilseydim yapmazdım. işte ama her duyduğumuzu biz araştırmadan nötr bir şekilde hem ve hatta kabul ediverince onun üzerinde durup düşünmeyince bu dinde var mı yok mu bunun dindeki yeri nedir ne değildir gibi bir çaba gayret olmayınca hazırcılık maalesef kanımıza işlemiş tabir yerindeyse bu da tembellikle beraber düşünülmesi gereken bir husus neticede bakıyorsunuz insanlar bu hurafelerin mensubu olup çıkı veriyorlar maalesef evet Müslümanlar arasında dolaşan bu yanlış unsurların bir kısmı biraz evvel de söylediğimiz gibi Yahudi ve Hristiyan kaynaklarından aktarılmış bilgiler uygulamalar bunlara genel adıyla özellikle Yahudi ve Hristiyanlardan gelen ...bilgilendirmelerle oluşturulmuş olan anlayışlara... ...İsrailiyat deniyor. İsrailiyat. Bir kısmı dinden olmadığı halde... ...dine sonradan sokulan bidatler... ...ki bunlar uydurma oldukları halde... ...çok önemli dini ibadetler gibi... ...algılanır ve yapılıyor. Bir kısmı da halk arasında yerleşmiş... ...batıl yani yanlış İslam dini inançlardır. E, hurafeler yine... E, ...İslam'ın gerçekleriyle bağdaşmayan... ...batıl inanışlar... ...uydurma hikayeler ve çarpık davranışları oluşturur. Hurafeler bir taraftan Müslümanların inançlarına zarar verirken bir tarafta bir taraftan da başkalarının yeni yetişen nesillerin İslam hakkında yanlış fikir sahibi olmalarına da neden oluyor. Yani o daha henüz zihni temiz ama e, doğru bilgilerle mücehhez hale gelse doğru bilgilerle donansa ne kadar güzel olacak. Ama maalesef e, bunlar işte saf zihinleri de bulandırıyorlar ve arkasından da o insanlara e, hurafelerle dolu bir din anlayışı miras kalmış oluyor. Evet böyle hurafelerle örülmüş bir din günümüzün gerçeklerinin çoğuyla bağdaşmaz. Halbuki İslam kainattaki kevni gerçeklerle uyuştuğu gibi yani kainattaki oluş dediğimiz şey, işte dünyanın dönmesi, yağmurun yağması, gecenin gündüzün oluşması gibi. Bu gibi meselelerde e, her zamanın, her dönemin ve her ülkenin insanlarına hitap eden bilgiler verir. Kur'an, İslam. Ama günümüzde birçok felsefi, siyasi ve iktisadi düşünce birçok tavır ve anlayışta birer bilimsel gerçek birer değişmez inanç ilkeleri gibi sunulmaktadır. Yani tam bir işte yüzde yüz doğru bilimsel gerçek bu. Halbuki Bunların çoğu gerçekliği kesinleşmemiş teori, zan ve kuruntudan ibarettir veya kişilerin kendi görüşleri ya da zamanla modası geçecek olan hususlardır. Hatta size fen bilimleriyle ilgili bir değerlendirmede bulunayım. Biliyorsunuz geçmişte mesela biz bizim dönemimizde okuduğumuz fen kitaplarında gezegenlerin sayısının, güneş sistemindeki gezegenlerin sayısının 9 olduğunu söylüyorlardı. Ama sonradan bu 9'un 11 olduğunu, başka bir değerlendirmeyle 12 olduğunu, yakın zamanda, daha yakın zamanda da e, bu gezegenlerden, önceki o 9'dan birisinin gezegen olma hüviyetinin olmadığını, bunun yıldız olduğuna karar verdiler. Yani böyle e, gezegenlerin bile, güneş sistemindeki gezegenlerin bile, işte e, takip ederek, gördükleri şeyleri e, tanımlayarak ona gezegen sıfatını verdiklerinde, bunun değişkenlik arz ettiğini bile görebiliyorsunuz. Sonradan 11 olabiliyor, 12 olabiliyor. Yine aynı şekilde e, suyun kaynama derecesinin e, 100 santigrat derece olduğunu söylüyorlardı. Evet öyleydi. Su 100 santigrat derecede kaynıyordu. Ama meğerse bunu siz basıncın e, düşük ve yüksek olduğu ortamlarda e, veya suyun niteliğiyle ilgili e, durumlarda değişkenlik arz ettiğini yine aynı bilim söylüyor. Ya önceden dedikleri şey 100 santigrat derecede su kaynarken şimdi değişik derecelerde biraz evvel söylediğim gibi işte basınçla ilgili yükseltilerle ilgili durumlar ve aynı zamanda suyun niteliğiyle ilgili durumlara binaen suyun kaynamasının derecesinin değişebileceğini söylüyorlar. İşte demek ki bilimde... de %100 kesin doğrular kimi zaman ortaya koyamayabiliyor. Demek ki onlarda da değişkenlikler söz konusu olabiliyor. Evet, e, o yüzden bilim de e, putlaştırılmamalı, kutsal bir hale getirilmemeli. Bilimin ortaya koyduğu verilerde de zamanlar, zaman içerisinde değişmeler meydana gelebiliyor. Evet. Evet Müslümanlar, değerli dinleyenler, hangi adla, hangi sıfatla? sunulursa sunulsun her türlü dine aykırı hurafe ve benzeri sapıklıklara karşı durmak ve onlara tavır sergilemek zorundadırlar İslam'ın ana kaynağı Kur'an'dır Kur'an ortaya çok net bilgiler koyar ve onun açıklaması sadedinde uygulaması sadedinde Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti de yine aynı şekilde İslam'ın çok açık bir şekilde anlaşılmasına dair adeta zihinlerde şüphe bırakmayacak derecede insanlara e, rehberlik etmektedir. Ama insanlar e, tabir yerindeyse bu rehberliğe e, kendilerini muhtaç hissetmediklerinden veya şöyle söylemek daha doğru olur işlerine gelmediği için çünkü Kur'an e, Kur'an bilgisine sahip olacaksınız. Bir de onun modeli olan Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine vakıf olacaksınız. Bunun için çalışacaksınız. Oturduğunuz yerden bunlar elde edilmezler. O zaman ne olacak? O zaman sahih, doğru bilgiyle donanımlı hale geleceksiniz ve o sahih bilgi sizi yine sahih, salih amele yönlendirecek. Ama maalesef böyle olmuyor. Neden? Çünkü insanlar bu işlerin işte ilahiyat mezunlarına veya ilahiyatta okuyan insanların işi veya İmam hatip lisesinde okuyan insanların işi olarak görüyorlar. Sanki din birilerinin meslek kapısı. Birilerinin meslek kapısı da geçim kapısı. Onlar bunu öğrensinler, onlar bunu çevrelerine anlatırlarsa anlasınlar. Bu onların işi. Bize bize yok. Bizim böyle bir şeyin içerisine girmemize gerek yok. Halbuki kendisi Sosyal hayat içerisinde öğrendiği o kadar çok şey var ki yani belki günlerce kafa yormuş, günlerce uğraşmış, didinmiş, çalışmış o bilgilere erişmiş. Yani bu bu zamanını, zihnini yani beynini kendisine Allah tarafından verilmiş olan imkanlarını kendine gönderilmiş olan dini ve dinin kaynağı olan Kur'anı, dinin kaynağı olan Kur'anın modeli olan Muhammed Aleyhisselamı yani Sünnetini Öğrenmek üzere bir gayret sarf edilmediğinde işte maalesef böyle hurafelerin, böyle saçmalıkların e, maalesef nesnesi, maalesef onların arkasından giden insanlar durumuna düşülmesi hiç de kaçınılmaz bir durum değildir değerli dinleyenler. Dinimiz olan İslam'a göre İslam yani din imanı... E, dışında kalmış kişi yani imanının dışında kalmış iman kavramının dışında kalmış kişi dalalette yani sapıklıkta olan insan olarak tanımlar. Müslümanı doğru yoldan yani sırat-ı mustakimden uzaklaştırıcı sapıklığa çağırıcı üç tane ana sebebin olduğunu üç tane ana faktörün olduğunu görüyoruz. Birincisi şeytan, ikincisi ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanlar, Üçüncüsü de bidat ve hurafeler. Değerli dinleyenler. Bidat ve hurafeler farkına vardırmadan doğru yoldan uzaklaştırıcılıkları dolayısıyla en az önceki iki sebep kadar yani şeytan ve ehli kitabın saptırıcılığı kadar hatta hatta daha da etkili olarak yanıltıcı ve saptırıcı özellik ortaya koyabilirler, değerli dinleyenler. Bunların Müslümanlar için arz ettikleri tehlikeleri ve sünnetin yaşanması gerektiğine Peygamberimiz Aleyhisselatü birçok hadis-i şeriflerinde bizlere dikkat çekmiştir. Bizleri yönlendirmiştir. Bu konuda uyanık olmaya e, sevk etmiştir. Sağlıklı bir İslami yaşayış için önce sağlam inanç esaslarına ve bunlara bağlı bir ibadet hayatına sahip olmanın sonra da ciddi bilinçli ve sürekli bir denetimle yozlaşmaya yardımcı olacak hurafe ve batıl inanışlara kapılmamanın körü körüne taklitçiliği terk etmenin çevre toplum ve ecdattan devranılan atalar dini anlayışını Kur'an ve sünnet ölçüsüne vurmadan doğru kabul etmemenin önemi kendiliğinden ortaya çıkıyor inkar edilemez bir gerçek olarak gözümüzün önünde duruyor değerli dinleyenler evet biz hiçbir zaman şunu söyleyemeyiz Gelenekten gelen, İslam geleneğinden gelen, daha özel anlamda söyleyelim, İslam geleneğinden gelen bilgiler, uygulamalar, anlayışlar hepsi bütünüyle e, batıldır, bütünüyle yanlıştır. Bize geleneğimizden hiçbir doğru şey gelmemiştir. Geleneğimizde ne varsa hepsini reddetmemiz lazım gibi bir anlayışa da savrulmamamız lazım. Hiçbir zaman da böyle demiyoruz zaten. E, bu konuya başlayalı bu üçüncü haftamız hiçbir konuşmamızın hiçbir bölümünde de geleneği toptan reddetme gibi bir değerlendirmede bulunmadık değerli dinleyenler. Çünkü aklı başında olan bir insan şunu bilir ki geleneğin içerisine girmiş olan yani gelenekselleşmiş gibi görünen İslam'ın ortaya koymuş olduğu düşünce ve ameli durumların da çok açık bir şekilde bulunduğunu görmekteyiz. O yüzden biz geleneğe bakarken geleneği körü körüne ne toptan kabul ne de toptan reddetme gibi bir tavır içerisinde olabiliriz. Bu iki tavır da yanlış tavırdır. Doğrusu nedir? Geleneği, geleneğin içerisinde bize gelen bilgi birikimini veya davranış şekillerini biz ne yaparız? Kur'an ve sünnetin süzgecinden geçirdiğimizde onların e, şeyinden geçtiğinde, onayından geçtiğinde tabir yerindeyse biz onu alırız ve uygulamaya devam ederiz. Ama bunu yapmadan doğrudan geleneğin içerisinden gelen işte bizim atalarımız bunu biliyordu. Annem biliyordu, babam biliyordu, dedem müftüydü. Onlar bunlardan haberdardı. Bunu çok iyi biliyorlardı. Falanca hoca bunu iyi biliyordu falan gibi değerlendirmelerle Gelenekten gelen bilgileri biz doğru adetme gibi, doğru kabul etme gibi bir duruma düştüğümüzde, şunu unutmayalım ki çok büyük bir hatanın, çok büyük bir yanlışın içine girmiş olacağımızı unutmayalım. Evet değerli dinleyenler, bildiğiniz gibi hakikatin zıddı olan hurafe, aslı esası olmayan, uydurulmuş saf ve doğru inançlar arasına katılmış, bazı zaman ve mekanların uğru veya daha çok uğursuzluğuyla ilgili olarak dillerde dolaşan abartılmış hikayelerden, efsane ve keramet adı altında da uydurmalardan ibaret bilgilenmelerdir. Batıl inanışlar da bu asılsız söylentilere inanmak ve gereğine göre hareket etmek demektir. Batıl inanışla hurafe arasında doğrudan böyle bir bağlantı var. Her devirde, her toplumda az çok ama mutlaka görülen hurafe ve batıl inanışlar toplumların ortak derdi olarak daima gündemde kalmış önemli konulardır. Bunlar maalesef toplumların yakasından düşmeyen hususlardır. Hurafe ve batıl inanışların bu derece insanlığın başına dert olmasında genellikle cahillik, alışkanlık, gelenek görenek, propaganda, çıkar hesapları, istismarlar ve kişisel zaaflar bir de kolaycılık diyelim. Yani bu çıkar hesapları ve istismarlar içerisinde de belki mütalaa edilebilir de kolaycı din anlayışı insanları maalesef böyle bir e, düşünceye, böyle bir yanlışa sevk edebiliyor. Çünkü biraz evvel de değindiğimiz gibi insanlar dini sahih kaynaklarından, ana kaynağından yani Kur'an'dan ve Resul Aleyhisselam'ın modelliğinden kalkarak bir anlayış, bir amel oluşturmuş değiller. Böyle olmayınca tabi bunun zemini aslında kolaycılık üzerine kuruludur. Mesela zaman zaman karşılaşıyoruz. Diyor ki benim zamanım yok diyor. Ben ne zaman diyor Kur'an okuyayım? Ne zaman diyor peygamberimizin hayatını okuyayım? Ne zaman ben bunları bunlar hakkında bir bilgi için çalışma yapayım diye bize serzenişte bulunan veyahut da kendince mazeretler üreten insanlarla karşılaşıyoruz. Değerli dinleyenler şunu unutmayalım. Bizim yapmış olduğumuz teklif yani Kur'an'ı ve sünneti her müminin öğrenmesi gerekir şeklindeki teklifimiz kesinlikle ve kesinlikle o insanın hem dünya hem de ahiret hayatıyla ilgili çok önemli belirleyici bir unsur, belirleyici bir husus olduğu içindir. Çünkü Allahü Teala ahiret gününde kendisinin göndermiş olduğu kitaptan, kendisinin göndermiş olduğu dinden tabir yerindeyse bizi sorguya çekecektir. Bunu her fırsatta dile getirmeye çalışıyoruz. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'inde Zuhruf Suresinin 44. ayetinde kesinlikle diyor sizi ondan sorguya çekeceğiz. Yani Kur'an'dan Rabbimiz bizi sorguya çekeceğini, imtihana tabi tutacağını çok açık bir ifadeyle söylüyor. O zaman öyleyse bu kadar açık bir ifadeyle uyarılmış olduğumuza göre, yani o ayeti şöyle mi anlayacağız değerli dinleyenler? Ey ilahiyatçılar, ey İmam Hatip Lisesi mezunları veya İmam Hatip'teki öğrenciler. İşte siz bu kitaptan sorumlusunuz. Siz bu kitabın hükümlerini öğrenmek ve ona göre de hayatınızı düzenlemek zorundasınız. Ondan ben sizi sorumlu tutuyorum. Sizi sorguya çekeceğim. Sizin dışınızdakileri yok. Onları sorguya çekmeyeceğim. Böyle bir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. Bu manaya gelebilecek dolaylı olarak da olsa bu anlamı ifade edecek bir Kur'an ayeti Kur'an-ı Kerim'de yoktur değerli dinleyenler. O zaman öyleyse yani Doktor Ahmet Efendi ile Avukat Hasan Efendi ile Öğretmen Mehmet ile ne bileyim Amele Hüseyin hepsi bu kitaptan aynı derecede eşit derecede sorumlu tutulmuşlardır. Hepsi sorumludur, hepsi mesuldür, hepsi de aynı kitaptan sorguya çekileceklerdir. Yalnız burada tabii şu konunun hakkını da teslim edelim. Biz onu da demiyoruz. Herkes bu kitabı okusun, Kur'anı okusun, araştırsın, tefsir okusun, hadis okusun çok yoğun bir şekilde. Ondan sonra da şey olsun, müştehid olsun, derinlikli bir ilim sahibi olsun, alim olsun. Ee, tabi isteriz, gönül ister herkesin bu durumda olmasını ama realite böyle değil. Dedi, demin dediğimiz gibi herkesin kendine göre mesleği olabilir, kendine göre çalışmaları olabilir ama Kur'an'dan da e, Resul'ün sünnetinden de bu çalışmış olduğu iş, kendi mesleği bunları öğrenmeye mazeret olarak ortaya konamaz demek istiyoruz. Her şeye rağmen bir doktor da öğrenmek zorunda dinini, ana kaynağından bir mühendis de, bir amele de, bir duvar ustası da, bir marketçi de, herkes, Müslümanın diyen herkesin helali haramı, doğruyu yanlışı, emiri yasağı mutlaka Kur'an'ı zaviyeden öğrenmek ve ona göre de hayatında uygulamakla mükellef olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Herkesin ihtisasından bahsetmiyoruz. İhtisas ayrı bir iştir. Elbette ki Müslümanların kendi işlerinden bu işin ehli hatta hatta daha ilerisini söyleyelim. Müştehit olacak seviyede alim insanları Müslümanlar yetiştirmek, kendi içlerinden böylelerini çıkarmak mecburiyetindedirler. Hatta fıkıh diliyle konuşacak olursak farzı kifayedir. Farzdır yani. Böyle Müslümanların işin ehli olan ihtisas sahibi Müslümanların yetişmesi Müslümanlardan oluşan topluluğun üzerine bir borçtur. Rabbimizin bir emridir, bir borç yüklediği bir borçtur. Bu tamam. Ama tek tek hepimiz için sorumlu olduğumuz nokta ise değerli dinleyenler Allah'ın kitabından sorguya çekileceğimizdir. Bunu özellikle ifade etmek, özellikle altını çizmek zorundayız. Evet, hurafeler ve batıl inanışlar daha çok içinde yaşadığımız toplumda olsun veya benzeri toplumlarda sağlık, ihtiyaç ve gelecek hakkında yani ile ilgili önceden bilgi sahibi olmak gibi belli bazı konularda, özellikle e, maalesef kadınlar arasında yaygın olan konulardır. Kadınlardan nice nice kültürlü olan insanlar bile batıl itikatlara ve inanılmayacak şeylere inanmaya meyillidirler. Çok örnekleri var bunun maalesef. Geçim şartlarının düzeltilmesi, sağlık hizmetlerinin yeterince yerine getirilmesi gibi sosyoekonomik tedbirlerle hurafe ve batıl inanışların ortadan kaldırılabileceği görüş ve iddiası da peşin sıra dinlendirilir bu böyle konularda. Modern ve ileri kabul edilen toplumlarda da yine ülkemizdeki tabi batılı kültürle yetişmiş ve ekonomik yönden de halk ortalamasının üzerinde yaşayan sosyete çevrelerinde de çeşitli hurafe ve batıl inanışlara çok açık bir şekilde hem de çok yoğunlukla rastlanması gerçeği karşısında tabii ki bu anlayış bir ölçüde geçerliliğini yitirmiştir. Yani demek ki e, sosyal refahın yükselmesiyle e, bu hurafe ve batıl durumların ortadan kalkması konusu pek o kadar mümkün görünmüyor demek ki. Tabii bu durum hurafe ve batıl inanışların ekonomik olmaktan çok, kültürel, daha doğrusu sahih iman inançla ilgili itikadi bir mesele olduğunu da ortaya koymaktadır. Nitekim dinler tarihi bize göstermektedir ki insanlar tarihin çeşitli dönemlerinde doğrudan uzaklaşmışlar, bir takım yaratıkları kutsallaştırıp ilahlaştırmışlar, hurafe ve batıl inanışların tutsağı olmuşlardır. Bütün bu dönemlerde Allah rahmetiyle muamele etmiş, peygamber ve kitap göndererek insanlığı boş ve asılsız zararlı inanç ve tapınmalardan kurtarmaya, dünya ve ahirette huzurlu kılmaya çağırmıştır. Hak dinin peygamberler aracılığı ile verdiği bu ciddi savaşa tevhid mücadelesi diyoruz. Hz. Adem'den Muhammed Aleyhisselam'a kadar, kadar gelen, Kur'an'da ismi geçen veya geçmeyen ne kadar peygamber varsa, bütün bunların hepsi tevhid mücadelesinin erleridir görevli erleridir. Allah tarafından görevlendirilmiş olan e, kimselerdir ve onlar yerleşik e, batıl anlayışların, batıl dinlerin e, karşısına tevhid dinini ortaya koymuşlar. Hiçbir e, korku emaresi göstermeden hatta öldürülme bahasına e, bunu yapmışlardır ve bu görevlerini hakkıyla yerine getirmişlerdir. İşte buna da biz tevhid mücadelesi diyoruz değerli dinleyenler. Tevhid mücadelesi sadece e, geçmişte en son işte Muhammed Aleyhisselam'la e, bitmiştir gibi bir değerlendirmede bulunmak elbette ki doğru değildir. Kıyamete kadar da tevhid mücadelesi devam edecektir. Kıyamete kadar hak batıl mücadelesi süre gelen bir tabiatıyla e, devam edip giden bir olgudur değerli dinleyenler. Yine tevhid mücadelesi perestlerle mücadele demek olduğu kadar asılsız kabuller, yanlış uygulamalar yani hurafe ve batıl inanışlarla da mücadele etmek demektir. Kur'an ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da aynı şartlar içerisinde zuhur etmiş, ortaya çıkmış ve aynı mücadeleyi nakli olduğu kadar en akli ve mantıki metotlarla da en başarılı şekilde yürütmüştür bu tarihi delili cahiliye devri diye bilinen İslam öncesi dönemin kokuşmuş Orta Doğu toplumlarının Kur'an ve sünnete uydukları süre içinde dünya toplumlarınca özlem ve gıpta ile izlenen İslam medeniyetini gerçekleştirmiş olmalardır. İslam'ın bu potansiyeli her zaman için kendinde mevcuttur. İnsanlar yeter ki ondan faydalanmak, ona göre hayatlarını düzenlemek istesinler. Geçmişte nasıl İslam'ın bir medeniyeti oluşmuşsa yine günümüzde de çağ bu taşıyarak günümüzde de yine bir İslam medeniyeti, her şeyiyle bir İslam medeniyetini kurgulamak, oluşturmak gayet mümkün ve nettir. Din yani İslam bunu ispatlamıştır. Tabir yerindeyse dini İslam rüştünü bu manada da ispat etmiştir değerli dinleyenler ve yine de buna açıktır. Neden? Çünkü kitabı kutsal kitabımız, mübarek kitabımız, yüce kura kitabımız Kur'an bunun potansiyelini, potansiyeliyle dop doludur. Bunu taşıyan özellikleriyle dop doludur değerli dinleyenler. Yeter ki insanlar ona ellerini bu maksatla sürsünler. O kendisini öğrenmek kendisini anlamak isteyenleri tabir yerinde ise özlemle beklemektedir. Ne var ki bu kültürel hurafe ve batıl inanış hastalığı Kur'an ve sünnet çizgisini unutan o anlayış ve yaşayışı yozlaştıran değişen düzen ve toplum şartları içerisinde yeniden kendini göstermiş giderek gelişen boyutlarla günümüze kadar gelmiştir. Günümüzden sonra da şunu unutmayalım var olacaktır var olmaya devam edecektir. Çünkü şeytan ve dostları boş durmamaktadırlar. Hurafe ve batıl inanışların hemen hepsinin temelinde ecdada yani atalara bağlılık, ateş, su, orman ve ağacı kutsal kabul etmenin derin izlerinin bulunduğu bir gerçekliktir. Bazı yaratıklarda özellikle de ölmüş kişilerde onların işte yatır diye isimlendirilen türbelerinde üstün güç ve nitelikler görerek onların yakınlığını elde etmek için onlara belli zamanlarda kurbanlar sunmak gibi sapıklıklar insanlığın tarihi içinde sıkça görülen büyük yanılgısı olmuştur. Evet değerli dinleyenler günümüzde de yine aynı şeylerin süre gelen bir alışkanlık olarak bir dini anlayış olarak dini inanç olarak bir amel olarak dini bir amel olarak uygulanmaya devam ettiğini ibretle görmekteyiz. Bugün bunun kaynağının nereden geldiğini şöyle irdelediğimizde bunun şöyle bir psikolojik ve sosyolojik altyapısının olduğunu görmemiz mümkündür. Biliyorsunuz biraz evvel hani demiştik ya kolaycı bir din mantığı insanları maalesef böyle şeylere sürüklüyor demiştik. Evet. Kolaycı din mantığı bunu böyle bir zemini besliyor. Aynen katılıyoruz. Ama bunun yanında bir de bir de kolaycı din mantığının yanında bir de işte bu putperestliği de çağrıştıran e, ve onun da oluşumunda arka planı e, oluşturan bir durumdan bahsetmek istiyorum değerli dinleyenler biliyorsunuz ki günümüzde de Rabbimiz Kur'an-ı Keriminde e, kullarına ne kadar çok yakın olduğunu e, onlara şah damarından bile yakın olduğunu Kaf suresinde beyan etmesine rağmen Yine Bakara suresinde bana dua edin ve değişik surelerde bana dua edin ben de duanızı kabul edeyim diye Rabbimiz beyan etmesine rağmen insanlar, bunu Müslümanları da bunun içerisine dahil ediyoruz, insanlar maalesef uzak Allah anlayışına sahip oluyorlar. Ne demek uzak Allah anlayışı? Uzak Allah anlayışı insanlar kendilerinin çok günahkar olduklarını, Allah gibi yüce ve aşkın bir varlıkla doğrudan irtibat sağlayamayacaklarını, çünkü Allah'ın kendilerine tenezzül etmeyeceğini, çünkü kendileri çok günahkar ve kötü insanlar konumunda olduklarından dolayı, Allah onlara tenezzül etmeyecek. Tenezzül etmediği için, Allah onlara tenezzül etmeyeceği için, o zaman Allah'ın tenezzül edeceği, Allah'ın değer verdiği, yine onlarca iyi, güzel, Alim veya işte veli gibi sıfatlarla da bunu besleyip böyle insanların işte kendileriyle Allah arasında aracı olduklarını söyleyip aracılığı böylelikle bu anlayışın tevhid dininin de içine maalesef getirip oturtmuş durumdalar. İşte geçmişteki putperest müşriklerin kendilerine sorulduğunda, Zümer suresinde bu bize haber veriliyor. Geçen haftaki de, konumuzda da, sohbetimizde de anlatmıştık. E, bu müşriklere niçin bu putlara tapıyorsunuz diye bir soru yöneltildiğinde onların şu cevabı verdiklerini görüyoruz. Derler ki onlar, bunlar bizi Allah'a yaklaştıran aracılardır derler. Neden aracıya ihtiyaç duyuyorlar? İşte biraz evvelki bahsetmiş olduğum o psikolojik arka plan burada devreye giriyor. Yani o algı, yani o değerlendirme biz kötü insanlarız. İşte bizim ahlaki konularda, ameli konularda, inanç konularında bizim günahlarımız çok. İşte biz Allah gibi bir varlığa doğrudan bu yüzden yakaramayız. Doğrudan onunla irtibat sağlayamayız. Çünkü biz kötüyüz. İşte geçmişteki bu algı nasıl putperestliği, aracılığı doğurup oradan putperestlik yansıdıysa ki bunun biraz daha gerisine gidip ben bu konunun biraz da şöyle bir anlatımını size izah etmeye çalışayım. İşte bu Allah'la böyle iyi kötü değerlendirmesiyle yani biz kötüyüz Allah yüce, biz kötü olduğumuz için yüce olan varlıkla irtibat kuramayız, iletişime geçemeyiz mantığı. O zaman kim geçer? iyi olanlar, salih olan kimseler, veli olan kimseler geçer. Peki bu veli ve salih olan insanlar onların içerisinde yaşadığı müddetçe diyelim ki onlarla irtibat kuruyorlardı. Sonra bunlar öldüler bu insanlar. Ölüp gittiler. Bu sefer bunlar bu ölüp giden insanların salih ve veli diye bildikleri çok iyi insanlar idi onlar da onlar için. Onların heykellerini yaptılar. Yani daha sonra putlaşacak bu. Heykellerini yaptılar. Bu heykellerle güya onu unutmayacaklardı. O heykelin sahibini yani kimin heykelini yaptılarsa onu unutmayacaklardı. Bilahere ona olan saygı, sevgi öyle bir noktaya geldi ki işte o zaten Allah ile de kendi aralarında bir aracı olma özelliğini de daha önceden vermişlerdi zaten. Ondan sonra da ölüp gittikten sonra da onun heykelini yaptılar. İşte bu heykel bizim anladığımız literatürdeki put konumuna geldi oturdu. Yani zaten onlar işte bu biz onlara tapmıyoruz. Bunlar bizi Allah'a yaklaştıran vasıtalardır, aracılardır diyorlardı. İşte bu aracılık böyle bir zemine oturuyor değerli dinleyenler. Dikkat ederseniz bu anlattığımız değerlendirmenin günümüzde de ne kadar yakın olduğunu, günümüzde de ne kadar örtüştüğünü ibretle maalesef görüyoruz değerli dinleyenler. İşte bunun neticesindedir ki bugün de bir takım insanlar veli adıyla, şeyh adıyla, üstad adıyla, hoca adıyla, alim adıyla buna benzer konumlara getirilebiliyorlar. Ondan sonra da ne, de ne demek yani? Siz doğrudan Allah'a ulaşabileceğiniz mi düşünüyorsunuz? Veyahut da siz doğrudan Allah'la iletişim kurabileceğiniz mi düşünüyorsunuz? Siz kimsiniz? Siz hiç gördünüz mü bir mahalleye gelen elektrik Trafo vasıtasıyla işte o gelen elektrik 220'ye düşürülmese bütün mahallenin elektrikli aletleri yanmaz mı? O yüzden neden bu elektrikle evlere giden elektriğin farklı olması veya belli bir düzeye getirilmesi için bir aracı lazımsa veya bir cumhurbaşkanıyla, bir başbakanla, bir genel müdürle, bir yüksek payedeki birisiyle görüşmek için bir sekreterden veya özel kaleminden randevu alınıp ondan sonra da onun vasıtasıyla görüşülüyorsa işte Allah'la da bakın Allah'la da doğrudan iletişime geçemezsiniz. Ya o zaman öyleyse bu efendi hazretleriyle bu yüce insanlarla ne yapmalısınız? İrtibatınızı bunlar üzerinden yapmalısınız diyerek maalesef çok büyük bir yanlışın içine bu değerlendirmelerle düşülmektedir değerli dinleyenler. Evet. Kendilerini bu feci yanlıştan kurtarmaya çalışan peygamberleri işte bir gelmiş o zaman put, putperest bir topluma peygamberimiz geliyor veya diğer peygamberler ve onların izindeki müminleri bu tipler uğursuzluk sebebi olarak suçlayan tiplerdir ve bu tepli toplumlar e, kendi toplumlarında böyle nezih insanları böyle mübarek insanları yani peygamberleri e, uğursuzluk sebebi olarak görecek kadar işi ileriye götürmüşlerdir. Hatta İslam'ın getirdiği en muazzam gerçekleri öncekilerin uydurmaları, masalları gibi değerlendirmelerle hurafeler ve batıl inanışlar adına mahkum etmek istemişler ve kendi toplumlarına böyle propagandalarda da bulunmuşlardır. İşte günümüzde de maalesef Allah'ın kitabı önce olmalı. Allah'ın kitabına göre inancımızı düzenleme, düzenlemeliyiz. Amellerimizi Resul Aleyhisselatü göre onun uygulamasının nasıllığı zaten bize bunu ifade ediyor. Buna göre biz hayatımızı düzenlemek durumundayız dendiğinde işte adeta hemen aynı şey devreye giriyor mantık ve bu değerlendirmeyi mahkum ederek sapıklıkla yaftalama gibi bir anlayışın Görüldüğünü maalesef e, Görüyoruz değerli dinleyenler Evet günümüzde de bunlar Saplandıkları hurafe ve batıl inanışları ölesiye Savunanlar Görülüyor kendilerini uyarıp Karşı çıkanlara da e, Kendi vasıfları aslında olan Yobaz ve sapık gibi ithamlarla Saldırdıklarına Şahit olmaktayız Hiç kuşkusuz bu davranışın temelinde Bütün karanlığı ve korkuşluğu ile derin bir cehalet ve cahiliye bulunmaktadır. Dinimiz olan İslam'ın insan fıtratına, özüne ve gerçeğine en uygun inanç esasları, ibadet ve ahlak ilkeleri ve bunlara dayandığı en olgun ve medeni uygulamaları konusunda yeterli bilgiye sahip olan, İslam'ı aslında aslına uygun şekilde tanıyan kimselerin böylesi olumsuz davranışları sergilemesi düşünülemez. Doğruyu gördüğünde mümin tavır onu hemen benimsemek, onu hemen kabul etmek olmalıdır. Çünkü bilgi güçtür, aydınlıktır, nurdur, gerçeği tanımaktır. Bilgi gerçek anlamıyla vahidir, haktır, hakkı yani İslam'ı kabul edip ona teslim olmaktır değerli dinleyenler. Aksi takdirde maalesef işte geçmiş toplumların düşmüş olduğu geçmiş peygamberlerin, ümmetlerinin düşmüş olduğu aynı hatalara bizim de düşmemiz, aynı hatalara bizim de bulaşmamız hiç de e, uzak değildir değerli dinleyenler. Toplumun hangi kesimine mensup olursa olsun, yeterli ve sağlıklı dini bilgisi olmayan ve inanç boşluğu içinde bulunan kişilerin hurafe ve batıl inançlara kapılmaları maalesef daha kolay olabilmektedir. Çaresi ne? çaresi bütünüyle toplumu yeterli ve sağlıklı bir din bilgisine sahip kılmaktır. Toplumu esas temiz yani asıl olan temiz içine batılın karışmamış olduğu ana kaynağa Kur'an'a insanlarımızı yönlendirmemiz gerekir. Hurafe ve batıl inanışların en büyük zararı önce onlara kapılanlara dokunur. Önce onları vurur tabir yerindeyse. Çünkü hurafe ve batıl inanışlar kişileri farkına vardırmadan doğru yoldan ayırır. Onlar iyi bir şey yapıyoruz diye avunurlarken bir de bakarlar ki gerek inanç olarak gerekse de ameli olarak inandıklarını söyledikleri dinin gerçeklerinden fersah fersah uzaklaşı vermişler, uzaklaşıp gitmişler. Çünkü sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyurdukları gibi her bidat ve hurafe dalalet ve sapıklık sebebidir. Bakın şöyle buyuruyor. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı. Yolların en doğrusu benim yolumdur. Yani sünnetim. İşlerin en kötü ve zararlısı dinden olmadığı halde sonradan uydurulup dine sokuşturulanlardır. Böyle uydurulmuş her şey bidattir, hurafedir. Her bidat de dalalettir, sapıklık sebebidir buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Evet. Değerli dinleyenler. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra hurafe ve batıl inanışlar inanma, kulluk, takdir ve vefa duygularının kötüye kullanılması demek olduğundan toplumda kavram ve değer karkacasına da yol açarlar. Hak ile batıl doğruyla eğri böylelikle birbirine karışır özellikle toplumda yaygınlaşmaları halinde bu asılsız inanç ve uygulamalar kurunun yanında yaşın da yanması gibi yeterli dini bilgisi olmayan kişiler tarafından dine ait bazı esasların da hurafe ya da batıl inanış olarak görülmesine ve tenkit edilmesine sebep olurlar. Böylece dindarlık yaptıklarını sananlar gerçek dini esasların tenkidine de yol açmış olmanın sorumluluğunu da yüklenmiş olurlar. Unutulmamalıdır ki herhangi bir kötülüğe sebep olmak o kötülüğü işlemek gibi sorumluluk doğurur. Evet günümüzde maalesef bir de böyle bir hastalığın yaygın olduğunu ibretle görmekteyiz. Hani derler ya yarım doktor candan eder, yarım hoca da dinden eder değerli dinleyenler. O yüzden ağzımızdan çıkanlara çok dikkat etmemiz lazım. Söylediğimiz sözlerin bizi mesul tuttuğunu, sorumlu tuttuğunu unutmayalım. Bunun da hesabının olduğunu unutmayalım. Hurafe ve batıl inanışlara kapılmış kişilerin büyük bir kısmı bu durumlarına dindarlık, bunlara karşı çıkılmasına da itikatsızlık, inançsızlık, sapıklık damgasını maalesef vururlar. Oysa değerli dinleyenler, iyi bilinmesi gerekli olan bir gerçek vardır. Dinin kabul etmediği anlayış ve uygulamalarla dindarlık olmaz dindarlık ancak dini olanı, dinden olanı, dince kabul ve emredileni emredildiği şekil ve şartlarda yerine getirmekle mümkündür. Bu yüzden dindarlık sanarak hurafe ve batıl inanışlara kapılmak, cennet sanarak Allah korusun cehenneme yönelmektir. Evet, yani bu karşılıksız olacağını, bunun karşılıksız olacağını zannetmeyelim. Ya Rabbi ben bilmiyordum. E size bilecek, bilmeniz için kitap, size öğretecek peygamber gö gönderilmedi mi? Ve bunları öğrenip yaşayacak kadar bir zaman dilimi size verilmedi mi? Diye Kur'an'i ifadelerle e, öğrendiğimize göre, ahiret gününde Allahü Teala bunun hesabını bizlere veya bütün herkese soracaktır bu sorunun muhatabı olmamak için uğraşmak durumundayız. Çaba sarf etmek durumundayız değerli dinleyenler. Hurafe ve batıl inanışlara kapılmış kişiler ikaz edildikleri, uyarılmak istendikleri zaman genellikle kendileri gibi düşünen ve yaşayanların çokluğunu atalarından böyle gördüklerini öne sürerek yanlışlarını da savunmaya kalkarlar. Çoğunluğu veya atalarının yolunu yanlışın, doğru, hurafenin hakikat sanılmasına gerekçe yapmaya da çalışırlar. Böyle de bir potansiyeli kendilerince kullanmaya çalışırlar. Değil çoğunluğun, bütün bir toplumun ve mezarlarındaki ölülerinin tümünün bile yanlış ve hurafe üzerinde birleşmesi onun niteliğini değiştirmez değerli dinleyenler. Hurafeyi hakikat yapamaz kesinlikle. Gerçeğin ölçüsü nedir? sadece gerçektir, haktır. Gerçek Kur'an'da belirtildiği gibidir. Kur'an'da belirtilendir. Allah'tan Allah'tan gelendir. Yani vahidir. Ne diyor Rabbimiz Bakara suresinin 147. ayetinde? Hak ve gerçek olan Rabbinden gelendir. Sakın bundan kuşkulananlardan olma diye çok net bir uyarıyla uyarıldığımızı da unutmayalım. İlk uyarı elbette ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yapılmıştı. Tüm belaların anası olan cehaletin sosyal bir belirişi olan hurafe, dinde yozlaşmanın besleyici zeminini oluşturan sinsi ve zehirli bir musibettir değerli dinleyenler. Halk kitlelerini perişan eden bulaşıcı bir hastalık olmasına rağmen asırlardır hiç kimse onu tümüyle etkisiz kılma başarısını da maalesef gösterememiştir. Ocakları batıran ama yine de peşinden gidilen rezil bir yosmaya benzeyen hurafe, yıkıcı ama cazibeli, zehirleyici ama insanların işine de geldiği için tatlı bir durumu ifade eder. Ama unutmayalım ki bunların hepsinin sonucu cehennem azabıdır. Bunu da özellikle belirtelim. Hurafenin ana ocağı değerli dinleyenler, biraz evvel de söylemiştik, İsrailiyattır. Öncelikle ve özellikle tabii ki Yahudiliktir. Onu arkası sıra ya Hristiyanlık izler, ehli kitap geleneği bir anlamda hurafeler geleneği gibidir. Bu gelenek nazar boncuğundan muskacılığa, falcılıktan cincile, melek kanadı saymaktan şeytan cin çıkarmaya kadar akla gelebilecek bütün hurafe çeşitleriyle dop doludur. Tabi bunlar da sınırlı değil. Sadece Yahudilikten veya Hristiyanlıktan gelenlerle sınırlandırmak söz konusu değil. Yani diğer dinlerden de işte Budizmden de, zerdüştükten de, benzeri anlayışlardan da, mecusilikten de çok net e, hurafelerin geçtiğini biliyoruz. İsrailiyat tahribi e, hurafe yığınının omurgasını oluşturmaktadır. İsrailiyat denilen ehli kitap hurafeciliğini özellikle Yahudilik yoluyla bünyesine aktaran Müslümanların yanlış kültürü, daha sonra buna Hristiyan, Sasani, Hint, eski Yunan ve nihayet de Türk şaman kabullerini de ekleyerek iyice hurafe okyanusuna dönüşmüştür maalesef. Şamanizm gibi yarı pagan yani putperest, yarı da mistik bir dinin oluşturduğu kolektif bir şuur altına sahip bulunan Türk insanı İslam'ı kabul ettiğinde bu sayılan hurafelerin ilk dördünü girdiği yeni dinle birlikte sineye çekmekle kalmadı, ona kendi şaman kaynaklı hurafelerini de ufak kılık değiştirmelerle ekledi. Ve bir zaman geldi ki Türk insanı için din hayatı maalesef bir tür hurafeler hayatı oluverdi. Hurafe bunamak anlamındaki haref kökünden türemiş bir kelimedir değerli dinleyenler. Kitleleri bunamaya iten bir hastalık olduğu için bu toplumsal illete de hurafe denmiştir. İbni Manzur hurafeyi yalan sözün tatlı geleni diye tanıtıyor. İbni Manzur'un e, Lisanul Arap diye bir eseri var. ansiklopedik bir sözlüğü. Orada böyle bir değerlendirmede bulunuyor İbni Manzur. Demek oluyor ki hurafede tüm tutarsızlığına rağmen dinleyene tatlı ve çekici gelen bir yan bulunmakta. Belki de hurafeyi yaşatan insanoğlundaki tatlı söze aldanma şeklinde tecelli eden akıl almaz ahmaklık da budur. Batı dillerinde Latince bir kök olan Superstitio diye ifade edilen bir kavramdan türeyen superstitation kelimesiyle karşılanan hurafe bu dillerdeki ortak kabule göre de mantık dışı, temelsiz, boş, aldatmaca, büyü ürününden inanç ve kabul demektir. Bu sözcük aynı zamanda ataların kabullerinden gelen akıl dışı anlayışları da ifade eder. Larus'a göre hurafede mesnetsiz saçma yükümlülük e, belirgin niteliklerden bazılardır değerli dinleyenler. Yani nereden bakarsanız hurafe ile ilgili maalesef e, söylenecek şeyler üç aşağı beş yukarı budur. Ama biz tabi hurafe ve bidatla ilgili atalar yoluyla ilgili söyleyeceklerimiz bitmedi. İnşallah haftaya yine kaldığımız yerden inşallah aynı konuya devam edeceğiz. Sizleri alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.